şeytanın ayak izi burada diyorlar. Oradan bir de medet umuyorlar. İlk görüşte türbe zannedilecek kadar ziyaretçisi olan şeytan sofrasında direk diliyorlar, bez bağlıyorlar. Az sonra... Bu mezar taşını kimse okuyamıyor. Osmanlı dönemine ait bir taş izlenimi uyandırıyor. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin oğluna ait mezar taşındaki kabartmalarda hangi mesajlar gizli? Sırrı çözülemiyor, eser çözülemiyor. Aynı dönemdeki diğer taşlar okunuyor ama yüzyıllardır aynı yerde duran taşın sırrını neden kimse çözemiyor? Az sonra... İnsanları etkileme gücünün olduğunu söylüyor. Bu vücudun belli noktalarına dokunursanız... Allah Allah! Yürüyen, basınla yürüyen, koşarak yürüyebiliyor. Hisleriyle dokunduğunu, bitkilerde şifa dağıttığını iddia ediyor. Ben dua okumuyorum. Tamam, ben ilaçla kullanıyorum. Akrepler evine yaklaşamıyor. Genetik bir gücünün olduğunu söyleyen, sırlarla dolu bu adam kim? Diyorum ki, böyle dokunursam iyileşirsiniz. Az bizzat 74 Kıbrıs çıkarmasında şahit oldum. Savaşa gitmiş gazi balıklar. Vücutlarında yara izleri var. Yüzükleri suyun kan içinde kaldığını söylüyorlar. Balıkların mutlaka hepsi de yaralı. Savaş zamanında balıkların ortadan yok olduğuna şahit olanlar neler anlattı? Bizim duyumumuz böyle. Az sonra. Hasan Kehf efsanesi az sonra. Şu anda Ayvalık'tayız ve ben Ayvalık'ta bir ağacın gövdelerinin tam ortasındayım. Buraya geldiğimizde duyduklarımıza ve gördüklerimize inanamadık ve şu anda bu ağacın nasıl bir ağaç olduğunu az sonra göreceksiniz. Ve siz de benim gibi böyle kulaklarınızı açıp gözlerinizi böyle açacaksınız. Çünkü bu ağaç bir dilek ağacı. Normalde bildiğiniz dilek ağaçları tekkelerde, türbelerde bulunur ama burada öyle bir yerde bulunuyor ki burası şeytanın ayak izi olduğu yerde bir ağaç. Çok güzel bir manzarada ve çok güzel bir ortam dilek ağacı var ve ben şaşırdım. Şeytanla kabak ekenin başında kabak patlar diye bir atasözü aklına geldi. Nedir bu Allah aşkına? Bu gerçekten bir efsanesi olmayan bir ağaç. Yani demin söylediğiniz gibi bir türbenin ya da bir tekkenin bahçesinde de bulunmamakta. Fakat insanlarımızda bir sürü psikolojisi olduğu için ilk bağlanan çaputtan sonra gerisini sayamamaktasınız. Şeytanın ayak izinin olduğuna inanılan yerden medet umuyorlar. Para atıyorlar. Bez bağlıyorlar. İlk bağlayandan sonra devamlı insanlar gelerek bağlıyor. Bunlar Türkler, bizimkiler olabiliyor. Ya da farklı ülkelerin vatandaşları olabiliyor. Buraya gelen turistler. Hepsi birbirlerine bakarak bağlamaya başlıyorlar. Yunan efsanesine göre burası şeytanın ayak izinin bulunduğu bir tepe. Adı Şeytan Sofrası. Bu da şeytanın ayak izinin bulunduğu yerin hemen yanı başındaki bir zeytin ağacı. Dünya kadar dilek var. Genelde ne diliyorlar? Hiç sordunuz mu? Merak ettiniz mi? Sorduk. Yani hepsi kendi kafasına göre bir şeyler yazmayı biliyor. Çoğunda yazı vardır zaten. Bu dilekler hep şeytandan. Şimdi burası nedir? Burası şeytanın ayak izi olduğuna inanılan bir yer. Bunlar da o ağaca bez bağlayıp dilek dileyenler. Oğlum askere gidiyor 2 ay sonra. Torunum, büyük torunum. Sağ gelsin inşallah. Sağ gidip sağ gelsin, evet. Kısa devre askerliğe gidiyor. Peki buradaki çukurun şeytanın ayak izi olduğu nereden çıkmış? Bu inanılmaz hikaye bazılarına göre şöyle uydurulmuş. Cin fikirli bir köylünün aklına uyduruk bir hikaye gelmiş. Adamla arkadaşları çilingir sofrası kurmuşlar. Sonra iş yerinden biri, arkadaşlar
ortası delik şu taş var ya, gelin biz onun şeytanın ayak izi olduğunu söyleyelim. Bunu yayalım, herkes merak edip buraya gelir der. Sonunda gerçekten de şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düşünceyle o kayaya şeytanın ayak izi, bu tepeye de şeytan sofrası adı verilir. Şimdi büyük torunum, 30 yaşında kızım var, evlenmek istemiyor. Ben de evlenmesini istiyorum çünkü ona vaat ettiğim bir antika eşyalar var, ona vermek istiyorum. Neden burada dilekleniyor? Kimse bunun cevabını veremiyor. Ben de torun bekliyorum aslında, yani torunumun çocuğunu bekliyorum ama olmadı maalesef. Peki buranın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Burası işte, efendim? Şeytan sofrası diye geçiyor. Evet, ben hiç dilek yapmadım. Eşim yaptı, torunlarım yaptı, çocuklarım yaptı. Onların hepsi yapıyor. Gerçekleşti mi? Büyük torunum evlenmeme hariç her şey gerçekleşti. Buraya yalnızca gezme amacıyla gelenlerin bazıları, bez bağlayanların düşünmeden bu işi yapmalarını kınadıklarını söylüyorlar. Şimdi ben merak ediyorum. Teyzeciğim, maşallah nur yüzlü bir teyzemiz var burada. Maşallah 90 yaşında. Teyzeciğim, şeytan sofrasındayız. Şeytanın ayak izi olduğu söyleniyor burada. Evet, burada dilekler dileniyor. Siz ne diyorsunuz? Ben öyle bir şey anlamam. Kızım diyor, hemen kaçalım buradan, uzak duralım diyor. Şimdi... Onlar yanlış şeyler. Yanlış şeyler. Evet, ben onlara da inanmam öyle şey. Okumuş kadın. Bir de dua edelim diyor. Şeytan bizden uzak dursun. Neşede burası şeytan sofrası. Şeytan ayak izi olduğu söyleniyor ve insanlarımız geliyor burada dilekler dileniyor. Bunun hikmeti ne? Cahillikten geliyor. Onlar cahillikten geliyor. Şeytan bize zararı var, faydası yok. Ondan ne bitik beklersiniz? Şeytana ne diye yakın duralım? Olabildiği kadar uzak durmamız gerekirken, onun ayak izinin olduğu yere para atıp dilek dileniyor. Bu cehaleti anlamış değiliz diyorlar.